Merhaba arkadaşlar, Logitech'in desteğiyle birlikte Supermassive maçlarını izleyip analiz ettik. Benim kullandığım ekipmanlar da aşağıda link olarak kalacak. Merak edenler varsa bakabilir, iyi seyirler. Geç o zaman analize. O zaman analiz vakti ya. Başlıyorum. Bir de son bir şey kontrol etmem lazım. Bu yayın kayıt oluyor mu? Geçenki 8,5 saatlik yayınım kaydolmamış anasını satayım. Bu arada yeni gelen arkadaşlar, şimdi analize başlıyorum. Discord kanalımızda Pyke'ın son kostümünün kodları dağıtılacak parça parça. Kodları direkt kopyala yapıştır yapacağız. Şekil iş yok. Hızlı olan kazanır. Discord'dan kodları elde edebilirsiniz. Ben söylerim. Bir parti dağıt Ozan. Sen 3-5 tane kod dağıt şimdi. Alan alsın. 5 dakikaya dağıtır Ozan. Summertime dağıtacak. Şu maçı kaybetmesek her şey çok değişirdi. Ya o kadar kötü draft'tı ki. Ben bu arada maçı izlemedim. Birlikte izleyeceğiz. Ne oldu ne yaşandı falan bilmiyorum. Yani. Sadece Bolulu'nun rünlerini ve item'ını gördüm. Yani üzüldüm. Biraz üzüldüm. Düzeldiğine göre başlayabilirim değil mi artık arkadaşlar? Ses iyi değil mi? Şimdi spikerlerin sesi beni bastırmasın. Abi yine yiyorum bir dakika. Oha direkt gitti lan bu sefer. Sizde drop yok mu? Bende drop gözüküyor bu arada. Analiz YouTube'a gidecek ama Supermassive'in YouTube kanalına arkadaşlar. Drop yok mu? İyi peki. İtiren ya da yasaklanan şampiyonlar listesinin ilk iki sırasında onlar yer alıyor. %94 Lilia. Sizde yok. İyi peki. Belki bir problem vardır. Nidalee ya seçilmiş ya da yasaklanmış ve Morde yasaklaması da Impact'in aslında tek başına Mad Lions'ı dövdüğü şampiyondu Mordekaiser. Fena bir yasaklama değil bence. Bir de yukarı koridora Morde aldığınızda haritada daha farklı tercihler. Ya drop var gözüküyor bende şu an. Söyleyeyim size. Spiker sesi çok mu? Yok lan ideal ya. Çok değil. Bir tık kısayım. Bu arada 10 şöyle iyi olması lazım. İsabetli. Alınmayacaksa ilk seçim yapmayacaksanız ki ormana yapacaklar. Jilet Prime'ine gelmiş. Hoş geldin abi. Drop yok mu? Emin misiniz? Bak kıpkırmızı bende. Onu düşüreyim o zaman. 2000'lerde geziyor. 2500 diye falan. Böyle daha iyi olmuştur diye umuyorum. Ses az gibi. Spiker sesi mi? Bumpik ekranında kaybettiler. Bakacağız. Ben izlemedim hiçbir şeyi. Spiker sesi çok az. Tamam drop geçti. Spiker sesi çok az. Az olsun zaten. Ne yapacaksın ya? Burada analiz yapıyoruz. Bu çok mantıklı ihtiyacım. Şu anda Lili yasaklamasını... Hiç drop yok şu an. Peki size güveniyorum. Açıkta bırakıp bizi dili yaldırıp... Evet arkadaşlar. Supermassive Team Liquid. Bence Supermassive'in yenebileceği bir rakipti Team Liquid. Bakalım draftta ne yapmışlar. Orianna Morde. Morde çok önemli ban. Çünkü core CC diyorum. Impact çok fena oynuyor o hero'yu. Yanına da Ornn gelmiş. Güzel ban. Azir, Nidalee, Senna. Senna banına gerek yoktu bence Team Liquid tarafında. Onun dışında Team Liquid'in de banları iyi gibi. Azir banlamak güzel Bolulu'ya bu arada. Çok fazla Azir oynadı. First pick'ten Lilia. Güzel. First pick'ten Lilia güzel. Twitch alıyorlar. Twitch. Evet. Abi. Twitch Rakan klasik. Twitch Rakan'a karşı bizimkiler ne yapmıştı? Senayla bir şey almıştı değil mi? Oo erken bir Wukong geldi. Güzel. Twitch'e karşı güzel bir pick Wukong. Seviyoruz. Ama sonraki mesela Unicorns of Love'ın Wukong'u Nautilus. İyidir herhalde Rakan ve Twitch'e karşı Nautilus. İyi mi bilmiyorum. Oyunda görmek lazım. Genel olarak iyidir yani. Senna banlı zaten. Yok eski maç için konuşuyordum ben onu. Neden Shen alınmıyor şu anda? Shen'in counter'ı çok ama Wukong'un çok değil abi. Nautilus'ta fena bir tercih değil. Bu tabii nişancıyı almamamız da sonuç. Kodu nereye giriyoruz? Ben bilmiyorum. Aradan bir de bir Caitlyn çıkartsam iyi ama Twitch karşısında çok mu zorlanıyor? Drop mu? Çok mu drop? Çok drop yiyorum ya. Hoş geldin Noel dayı. Evet fena drop yiyoruz abi şu an. Bekliyorum drop düzelsin. Kodu nereye yapıştırıyoruz bilmiyorum arkadaşlar. Daha önce hiç kod yapıştırmadım. Arkada bir şey mi açık bende? Acaba? Bir dakika. Yo.
Bilgisayarda mı bir şey çıkacak? Yok. Of. Niye böyle? Kendimizi bir izleyelim. Kendimizi NTNT. Blue'larını vermesin adama ya, geliyorum. Abi. Evet evet gelin abi. Hiç anladım ben. Ya çok drop yiyoruz. Ya bende neden drop yok? Ya ucu ucuna yiyorum drop'u çünkü şu an. Hadi let's go, devam. Geri alındı neredeyse. TF yasaklıyormuş. Üçüncü pick'ten Grace. Evet, şu an TF yasaklaması güzel olabilir bu arada. Twitch'te çok iyi kontrol. Evet, TF bana mantıklı. TF Twitch. Abi drop yiyorum ya. Yemeyeyim artık. Kong'un da güzel düzeliyor. Güzeldi. Ya TF'den kurtulalım, harita baskısından kurtulalım. Sonra MF bana güzel oldu bu arada. Yani bence doğru bir bana. Alright, iyiyiz şu an. Şu an iyiyiz. Kompozisyonumuzun güzel bir tamamlayıcısı aslında Miss Fortune. Evet, MF bana mantıklı bu arada. Malphite bana gerek var mıydı? Bu Kong'a karşı iyi galiba Malphite bu arada. Geçen Taldrin ve Elvin'le konuştuğumuzda da aynısını söylemişlerdi. O yüzden mantıklı Malphite. Adamlar bir AD carry daha banlayacak sanırım. Yine iyi. Evet. Ki bence yani bilmiyorum. Bence Supermassive şey oynayabilirdi Varus. Yani ikisinden biri. Ya da Jin. Galiba Jin oynuyorlar bu oyun zaten değil mi? Hatırlamıyorum. Bu Kong'a karşı hakikaten fena bir şampiyon değil. Lucian bize yasaklandı ama. TF banladık. Evet, TF en mantıklısı. TF yapıyordu. Güzel, mantıklı ban. Şimdi neden banladılar? Çok enteresan. Bolu hiç yani oynamadım. Server'da Shen tercihi kilitlendi. Shen geldi Shen'e Shen'e karşı Shen geldi diyorum ya. Shen'e karşı Wukong geldi. Nasıl matchup bilmiyorum ama eşit geçer diye düşünüyorum. Jin geldi Zaytnot'tan. Güzel bir seçim bu arada. Blind Akali şu an güzel mi bilmiyorum. Orianna banlı, Azir banlı. Güzel bence. Blind Akali her türlü oynanır. Karşısına ne alabilir? Syndra alabilir. Başka ne alabilir bilmiyorum. Geliyor mu acaba Akali? Yani gelebilir ya, gelebilir. Bolu'yla ben kafamda özdeşleştirdiğim bir şampiyon değil. Yo, oynamışlığı var yani. Bolu'yla oynamazsa böyle bir anda orta koridora dönse Wukong yukarıya bir. Oha ya, ne diyorsun Johnny ya? Üf. Bu kadar über bir düşünce duymadım. Şuna geldik. Akali için güzel matchup bu arada. Sylas matchup arkadaşlar, bilmeyen varsa. Yani Sylas Chovy değilse Twitch'i koridorda yalnız bırakmak zorunda değilsiniz. Twitch'i dün nasıl kullandık? Orta koridorda sürekli suikastçı gibi geldi. Bu bizim canımızı çok sıkabilir. Yani bu noktada merhaba merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Baştan yeni gelenlere söylüyorum, Supermassive maçı analizi yapıyoruz. Tek başımayım bugün. Draft'ı konuştuk. Yani Bolo'nun rünleri arkadaşlar beni deli etti. Neden deli etti? Çünkü Akali Sylas'ı yeniyor. Sağlam yeniyor hem de. Bir de Sylas'ın girdiği rüne bakın. Asıl agresif o girmiş. Yani lane'i kazanmak için oynamışken Sylas daha iyi rünle girip sen de onu domine edebilirdin. 1. Electrocute ile girebilir. 2. Yenilmez de girebilir. Agresif oynayabilir. Doran Ring ile başlayabilir. Doran Ring ile başlayınca Akali'nin early game'deki damage'inin farkını size göstereceğim ama iki tane oyuna girmeye üşenir miyim acaba? Bir yandan girelim. Rünlerde sürat coşkusu oynayan bir Graze var. Yani öbür diğer rün her şey okey bence. Gayet herkes rünü doğru düzgün girmiş ama ben Akali'nin bu rününü hiç doğru bulmuyorum. Sen sanki Syndra'ya karşı oynuyorsun, adama early'de ulaşamıyorsun da canın gitmesin bu illiyle girmişsin. Ben kaç tane YouTube'a böyle video attık. Bu defansif rünü Akali uzakçılara karşı iyi, canın gitmiyor, farm yapıyorsun hep diye. Gitmiş yakıncıya karşı dalmış. Dikkat çekiyor diyebileceğim ama genelde artık zaten sürat coşkusuna döndü oyuncular. Yensin'in yenilmesi de göze çarpıyor. Evet, o da aslında. Ya daha çok böyle bir şey, menzil karşılaşması olmadığı için onun adına.
bu noktada hani yenilmez'e gidip Akari'yi de savaşları uzatıp kazanma peşinde olabilir. Ama çok bir alternatifi de yok aslında Silas'ın. Yani genelde Silas'lar... Ayağı çabuk alınabiliyor. Bazen evet. Ve hani Q maxlayıp direkt şey yapabiliyorsunuz. Hani menzili bir matchup varsa karşınızda, bir şampiyon varsa ona karşı Q maxlayıp sadece koridorda... Şurada daha iyiydi ya. Yani oyun sonuna gitmeye çalışıyorsunuz ama burada... Aynen. Jensen'in yapmak istediği şey bolluyla uzun... Evet. Şurada hemen göstereyim arkadaşlar. Allah. Not alın. Doran'la Akali. Hangi tuşla koyuyorduk lan? Enemiyi hangi tuşla koyuyorduk? Neyle mi? Heh. Bak şimdi. Klavyeyi tutamıyorum. Bak. 90 62-57. Gerçi onun MR'ı farklı da. Neyse bunu sonra yaparız ya. Çok fark ettiriyor Doran'ın ilk. Başlıkta tavrını yazmıyor artık. F5 dersen görürsün. Yani o savaşlarda Bolu'nun çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü yani aslında kendi öldürme potansiyeli rakipte de olacak. Kakao bu arada yardımlı başladı ormanın öte yandan. Brox'a tek başına başlıyor. Tabii Graves açısından çok zor bir işlem değil o ormanın tek başına. Matchup'ı dur baştan bir izleyelim. Gerçi Mili daha yeni göstermiş. Yani her minyonu almaya geldin de abi Q basic atak atabiliyor Akali. Bak niye şu an gidip vurmuyor mesela? Neyden korkuyor abi? Karşı jungle Graves zaten ya. Şu an gidip vurmalı. Git oğlum yürü. Sadece farm yapmaya odaklanıyor yani. Ben bunu sevmiyorum. Psikolojik baskı. Psikolojik baskı bu yani. Hala gruplara çıkma ihtimalimiz var arkadaşlar. Yarın Mad Lions'la Best of 5 maçımız var. Büyük ihtimal onu kaybedeceğiz. Ama Mad Lions o kadar kötü oynuyor ki kazanma ihtimalimiz kaybetmemizden daha yüksek. Ondan sonra da karşı grubun, karşı öneleme grubunun bilmem kaçıncısıyla maçımız var. Kaçıncıyla var bilmiyorum. Bir yandan da tabii bunu dememin o yüzden daha güvenli. Jungle'lar full clear atıyor. Yo Grace bir mid'e bakıyor. Bakmıyor. Karşı jungle'a bakacak ama. Yani biz bak abi anlamıyorum. 3 level'dan önce hiç trade almıyor Bolulu, tamam mı? 3 level oluyor Silas abi. Trade alıyor. Bolulu'nun tek potunu kullandırtıyor. Çok üzücü bir durum bu Akali için. Hiç belli olmaz. O yüzden daha güvenli olan, daha mantıklı olan. Fazla korkuyor ya Bolulu. Psikolojik baskı. Bak şu an trade'e giriyorlar. Aşağı koridorda önceliğimiz var. Bayağı trade'e girdiler. Sadece bir tane pot kullanarak bir tane potunu kullandırtıyor Bolulu'ya. Daha 3 potu var. 2 potu var yani senin. Yanlış pozisyon alırsa erken bir baskın geliyor şimdi. Jensen'ın zincirine hiç de bir şey olmadı abi. Bu sefer attı. Sıçraya atması gerekti ve burada hiç risk almadı Bolulu. Doğru hamle tabi. Buradan da Brox'a'dan bir hamle daha beklememiz. W kullanmadan agresif oynaması lazım bu matchup'ta. Başka hiçbir şey yapmayacak ya. Flash'ını kaybettiğine inanamıyorum Bolulu. Bu Core JJ'yi yerine mıhladı ama sonrasında Snowflower tabi fazla yakında kalamadı Tactical'ın. Zehir bazen... Botumuz bayağı baskı kuruyor. Bu sayede Drake'i falan rahat alabileceğiz gibi duruyor. Kakao bu avantajı kesin kullanacaktır. Zehir kadar ittiremediği için sürekli Jensen'ın kulesinin birazcık önünde kısılı kaldı koridor. Güzel, güzel. Bot iyi baskı kuruyor ya. Bayağı iyi baskı kuruyor. Top lane'de farmlar eşit. Bizimki base TP atmış. Hala Shen base atmamış. Demek ki Impact şu an iyi durumda. Yardıma geliyor Kakao şu an pushlamak için. Tek başına pushlarsa ölecek çünkü. Boşa atmadı flash'ı da. Ya W kullanmadan trade'e girip Silas'ı dövebiliyor abi Akali. Ama bu rünlerle ve bu item'la değil tabii ki de. Yani bakıyorum şurada 7 tane daha minyon var. Onları da Impact yine 29 olacak. İlah gibi minyon kesip ilah gibi kasmış lane'de. Bazen hani gözlerden kaçan bir fark. Impact çok kaliteli top laner ya. Helal olsun. Farm'a devam ediyor abi herkes her şekilde. Kakao aynı, mid lane aynı sayıda. Bot'ta biraz 7-8 CS öndeyiz. Tatlı. Top'ta biraz gerideyiz. Impact biraz lane'de üzmüş galiba Armut'u. Ama unutmayın ki Wukong'un biraz zayıf laning'i. Çok seçilmeme sebebi de o Wukong'un. Laning'i biraz zayıf abi. TL'yi yenseydik gruptan birinci çıkardık. Evet büyük ihtimal. Kod geleceği zaman ben söylüyorum arkadaşlar. Yayını izleyin. Öyle random bir anda kod düşmüyor Discord'da. Çünkü ne zaman hani oyunu böyle geç safhaları götürseler. Çok sporcuyuz. Yormamız. Botumuz hala baskı kuruyor ama Tactical yine iyi CS yapmış o kadar baskıya rağmen.
Yalnız Ejder de ilk hamleyi yapan Team Liquid'e oldu. Evet, botumuz baskı kuruyorken Ejder'i kaybetmek üzecek biraz bizi. Büyük ihtimal Lilian'ın Blue'suna gideceğini düşündü ve evet. Direkt Drake'e başladı. Broxa. Herhangi bir karşılık vermeden belki de rakibe bırakmış olduk. Ortak orada. Ben niye çok esniyorum ya? Enes Kozmos hoş geldin Bolu'du demiş. Cezalandırabilir miyiz acaba ama? Güzel kaçtı o toptan şimdi Jensen'in üzerine gitti Akali. Yaz Jensen hemen. İyi flash'ını aldık güzel. Ama Jensen arabada sıçrayla uzaklaştı. Jensen bir de Q fulllemiş ya. Akali'nin bu matchup'ın içinden geçmesi lazımdı. Bence. Yani sıçrayı aldık. Bizim sıçramız geri geliyor. Legacy maçını izlemedim. Hayır hiçbir maçı izlemedim abi. Şimdi sizle birlikte izliyorum. Bir şey var. Alev ejderini Sylas, Graze ve Twitch'in olduğu bir kompozisyona kaptırmak istemezsin temelde. İkinci ejder Bulut ejderi olacak. Dolayısıyla ya Okyanus ya da Dağ Vadisi göreceğiz. Zoe'yu alsak win'di. Zoe'yu alsak rahat daha çok iş yapardık. Ama işte Jensen cebinden her an şey çıkabilir Zoe'ye karşı. Ne bileyim Syndra çıkarıp ezebilir. Ama çok ezileceğini zannetmiyorum Bolu'nun. Ama Zoe bence her zaman konfor pick abi adam için. Almalıydım. Top'ta biraz üzülüyoruz şu an. Az swap geldi bizimkilerden. Direkt Herald'ı kontest edecek miyiz peki? Ama Scott'ın dediği konu geri dönüşte abi yukarı koridorun durumu çok iyi değildi. Rotasyon gerçekleşti yalnız. Şimdi koridor değişimi Genius koridora gitti. Wukong orta koridora yaklaşıyor. Burada ışınlan kullanılıyor Akali tarafından. Güzel. Alıyorsak Herald'ı güzel bu arada. Çok iyi. Tam zamanında yaptı. Bizim ligde bunu çok yapıyorlardı bir ara. Bizimkiler de tam zamanında yaptı şu an. Tebrik etmek lazım. Güzel. Kaliteli swap. Sonsuz uçurumdan aşağı koridor gelmeden burada hemen hızlı bir şekilde barikatları almak isteyebilirim. Bu arada ama aşağı koridorun buraya geldi. Bir anda hook geldi mi? Snowflower öyle duruyor. Bir anda çekecek gibi şu an. Minyon biçebiliyor. Güzel. Şimdi hani kuleyi çok kritik can seviyesine indirmek çok kolay gözükmüyor. Şimdi Armut en azından taktikle birazcık hasar vermeye çalışacak ama Bilgewater yakalamaya çalıştım. Aha. Ya bu koridor değişimi. Bir anda hook geldi aynen. Abi bak kaliteli Nautilus nereden belli oluyor arkadaşlar? Bak hook'tan sonra direkt ulti atıyor. Hook'tan sonra basic atak atması için hero'nun karşıdaki hero 0.2 saniye falan boşluğa düşüyor. O sırada skill ya da flash atabiliyor. Ama eğer Q atıp ulti atarsanız direkt Snowflower'ın yaptığı gibi hiçbir şekilde adam CC'den çıkamıyor. Hiçbir şey basamıyor. Fickle turşusu. Hoş geldin Prime ile. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir 4-5 otomatik saldırı daha atarsak sonrasında alamet işi bitirecek. Hiç yoktan hiç beklenmedik. Güzel. Bu swap var ya çok 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 iyi. Burayı müthiş oynamış bizimkiler. Çok iyi. Sal baba Zaytnot'a. Helal olsun. 2'de karşı böyle bunları yapmak basit şeyler değil arkadaşlar. NA'nin birincisi adamlar. Birinci değil de yani. NA'nin en iyi takımlarından. Oh 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 oh. Dodge'dayın oğlum ayrılın. Abi niye ayrılmıyorlar? Avantajlar ele geçiriyor gibi gözüküyordu ama şimdi biz de önemli bir avantaj ele geçirdik. Oh. Bizi uyutup. Burayı iyi setuplamış adamlar ya. Akali'de TP'miz yok. Bunun yani bunun tek çözümü Bolo'da söyleyebilirmiş de. Yine de Herald'la kuleyi alıyorlar yani. Çok korkulacak bir durum yok aslında Supermassive tarafında. Yani o an ben de orada bir Lilia ya da Jhin olsam korkmam. Ya tam konfor zondaysın öyle hissediyorsun ama burada ayrılmaları biraz komik olmuş. Abi salsanız da Sylas'a. Bak burayı da onlar güzel oynadı. Buranın cümlesi bu. TP görmüyorlardır evet. Çok mu belliydi bilmiyorum. Katılmıyorum Johnny'ye. Ne oldu lan bir anda? Yakaladığı avantajı sıfırlamış oldu böylelikle. Yani yine de erken çıkabilirlerdi. İşte o an çok konforlu hissettiğim bir an yani. Onu demek istiyorum anladın mı? Karşıdaki TP'yi düşünmüyorsun. Shen'le ne bileyim Graves'in birlikte senin 2 ve 3 kesebileceğini düşünmüyorsun. Nautilus da arkanda falan. Team Liquid burada iyi oynamış. Bizimkiler kötü oynamamış yani. Bence benim düşüncem o. Bir kişi kaçabilirdi ama Lilia kaçabilirdi katılıyorum. Ayrılmamışlar. Shen sonuçta iki kişiye taunt atamıyor. E flash ile atabiliyor tabi de. Ya oyun standart gidiyor. Ve oyunun standart gitmesi aslında Team Liquid'e yarıyor. Bakalım yani. Oyunun standart gitmesi bizim için de iyi bence. Charlar güzel bizim ben sevdim. Ama dediğim gibi midden domine etmemiz gerek. Ya yani Jensen'i kimse domine edemez bu turnuvada. En azından play'inde katılıyorum.
Ama en azından baskı kurup 10-20 CS geri düşürebilirdik. Çok rahatsız edebilir. Ama benim en büyük korkum oyunun bu orta dönemlerinde Twitch'i koridordan çıkardıktan sonra Shen'le ve Rakan'la yapabilecekleri oyunlar. Bu arada orta koridordaki takasın ardından Bolu'da Jensen'da çok ciddi can kaybettiler. Yalnız ejder'e başlayacaklar ve bedavadan 12. dakikada bir ikinci ejder vermek istemiyor olmamız gerekir. Ama Humanoid etmişti. Edebilir abi işte. Ruha bakıyoruz ve Okyanus ruhu olacak. Şimdi Twig çok etki etmedi bence ama neden banlamadık? Sürekli karşımıza alınmasına rağmen. Ya bu zamana kadar problem yaşamadığın için hani bir daha problem olacağını düşünmüyorsun abi. O yüzden banlayasın gelmiyor. Minyon sayısında biraz geride kalmasına yol açtı. Bu ejderi bırakma hakkında ne düşünüyorsunuz? Güç patlamamız mı? Bu arada iyi durumdayız yani, eşitiz. İki ejder verdik ama çok önemli bir şey değil. Şu anda Öf. Pogu bu kadar iyi oynayabilen oyuncu sayısı azdır bu arada. Bak bak. Bu arada Armut'un geldiğini görüyoruz. Şu anda bak bak Armut. Şöyle bir acaba bakıyor mudur dükkana? Hayır bakmıyor tabii ki. Armut Fogu çok iyi oynamış. Aferin. Armut üzerine doğru gidecek, ultiyi kullandı. İlfan. Şey de kullandı. Çıpa da geliyor. Akaleyi de bırakabilse o da olur mu? Komba bıraktı. O da gayet iyi. Armut bunu benim eski yayınlarımdan öğrenmiş olabilir bak, o kadar diyeyim. Ben bundan çok bahsediyorum çünkü şurada kule sizi görmüyor. Vision kayboluyorsunuz diye. Ne yaptı ki anlamadım. Bak şimdi ne yapıyor biliyor musun? Savaşılabilecek bir ejder değildik. Oyunda Fog of War diye bir şey var abi. Mesela kule burayı görmüyor, anladın mı? Şuradan şurayı, tam şu ucu görmüyor. Aynı zamanda orada base atarsan bak bu adam görmüyor hala görmüyor. Yani öyle bir konumda bekliyor ki gözükmüyor aslında. Bak şu an gözükmediğini görüyorsunuz zaten. Beklediği yer burası. Bu adama gözükmediğini buradan biliyor yani. Kalite. Şöyle bir acaba bakıyor mudur dükkana? Armut çok iyi turnuva geçiriyor bu arada. Yaklaştı, geldik şimdi Armut üzerine doğru gidecek. Ultiyi kullandı. Sıçrayı da kullandı. Çıpa da geliyor. Akali'yi de bırakabilsek o da olur. Temiz. Yani ben Akali'ye bırakırdım. Midlane'lere kill bırakmıyor abi artık kimse ya. Saygısızlar. Ama bunların adamların saygısıyla ilgisi yok ya. Midlane biraz artık çöp rol. Eski oranla diyorum. Yine iyi rol ama. Eski oranla biraz. Güzel bir noktasından geldi. Fog of War aynen. Kameralarda zaten gösterdi. O savaş sesini mükemmel kullandı. Helal olsun. Aferin. Bu dakikaya kadar bence çok iyi oynadı Supermassive. Sadece taptaki olay, yani ona yapabilecek bir şey yok. Rakip güzel cevap verdi. Bu dakikaya kadar harika oynadılar. Tebrik etmek lazım. Daha iyi ne yapabilirlerdi? Bence sadece mid lane'i daha iyi oynayabilirdik. Başka bir opsiyon göremedim şu an için. Jansen'ın sıçrasını da kullanmasını sağladık böylelikle. Nasıl bir görüş kontrolü? Bak Bolulu alacağını Armut alsın diye bir şey yok abi. Yani çok yanlış. Akali kill'le güçlenen bir o, farmla değil. Bu konk ama oyunun her dakikası güçlü olabilen bir o. Kiti yüzünden. Menziline daha doğrusu rotasına kullan. Bu maçtan sonra Discord'da kod vereceğim. Kaçıyor. Yalnız Twitch'i hiç rahatsız etmedik şu ana kadar. Evet. Ya tertemiz. Şu ana kadar 124 milyonu var. İlk eşyasını zaten bitirdim, mahvolmuşu. İkinci eşyayla beraber onunla beraber yani bir şeyler yapmayı deneyebilirler. Çok dikkatli oynamamız gerekecek. Bir şey diyeyim mi? Artık yani şu an düşünüyorum. Şu maçta olsaydım valla sıkılırdım bir midlane olarak. Kompetitif maçlar çok sıkıcı abi artık oyuncu olarak. İzlemesi keyifli. İzlerken çok keyif alıyorum. Ama mesela düşünüyorum. Bolulu bu dakikaya kadar hiçbir şey yapmadı. Bir iki trade'e girdi. Aynısı Jensen için de geçerli. Sıkıcı aslında kompetitif maç. Oynamak. Bu yüzden güçlü. Haritayı çok fazla etkiliyor. Abi şu oyuncu yerine bu oyuncu olsaydı demeyin artık. Bu takım böyle, Supermassive böyle kazandı finali. Böyle temsil edecek bizi. Bu haldeyken nasıl daha iyi olur sorusuyla ilerlememiz gerekiyor. Akali almak güzel bu arada. Akali ile herhangi bir problem yaşamadık şu an. Çok iyi dojladı burada. Evet, Herald Fight'ı dönecek gibi. Bakalım, bizde bir tek Wukong flash'ı yok. Bir de Nautilus flash'ı yok. Grace çok iyi durumda. Silas okey durumda. Twitch Şu an çok güçlü değil Twitch. Bizden herkes iyi durumda mı? Evet. Wukong hariç, Wukong da Trinity bitse süper olurmuş. Herkes iyi durumda sayılır bizde de. Burayı kim iyi oynarsa o kazanacak. Çok korkak oynuyor gibiyiz. Hayır, katılmıyorum. Sadece mid lane rünlerinden dolayı ben eleştiriyorum. Rünlerinden ve oyun tarzından Sylas'a karşı eleştirdim mid lane'i. Onun dışında şu dakikaya kadar herkes güzel oynuyor bence. Korkak oynayacak bir durum yok arkadaşlar. Bu Team Liquid yani. Adam açık vermiyor, anladın mı? Haritada yapabilecek bir şey bulamıyorsun. Bu korkak oynamak değil. İkinci alameti rakibe bırak. İkinci alametin önemi çok daha limitli. İlkine kıyasla.
Akali ürünlerini neye göre belirleyeceğiz? Ezebildiğin hero'lara karşı bu defansif ürüne girmeyeceksin. O kadar yani. Şu anki takım savaşı kompozisyonu bizi birazcık ürkütüyor bence. Hem Rakan'ın hem Silas'ın 11 seviyesi var. Ve Rakan'la oyun yapabilecek durumda. Aleykümselam, hoş geldiniz arkadaşlar. Onları çete savaşlarında böyle beklemedikleri yerlerden zorlamaya çalışıyoruz ki bence doğru. Çünkü bir de Shen faktörü unutmayalım. Yani kolay değil bir şampiyonu burada aradan çıkarmak. Bir anda o suikastı gerçekleştirebilmek. Ayağa çabuk girmiş aynen. Ya elektrokütle bile girse sizin sevdiğiniz benim sevmediğim ürün, yemin ediyorum daha iyiydi, o kadar diyeyim. Durmadan takasa girmesi lazımdı Silas'la. Çünkü şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Graves yani gank atsa ne yapabiliyor? Smoke screen atabiliyor. Red'i var yani. Seni kesme oranı ne bileyim. Bir volley bir jungle'dan çok 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 daha düşük. Böyle bir imkanım varken. Bak mesela size bir maç açacağım. Ne de bana o kadar riskli geliyor ki karşıda Shen varken, Twitch varken yani o da çok kolay olmayacak. Bakalım takımımız bu arada şu ana kadar şunu gösterdi. Oyunun kazanma şartlarının etrafında gayet iyi oynadılar. Bakın şimdi şöyle bir maç vardı zamanında biz Meksika'dayken 2017 olması lazım. Evet 2017'de 2016 pardon 2016 karşı jungle'la karşı mid'e bakın. Ben de Lulu'yum tamam mı? Lulu oynuyorum. Abi Graves, Vladimir tamam mı? Asla CC atamayacak iki şampiyon. Benim oynayışıma bir bakın diyeceğim de bu özetmiş. O kadar agresif oynuyorum ki 91 CS'e 55 bak. Lulu ile Vladimir'i nasıl eziyorum. Çünkü bu ikili bana gank atsa ne yapabilir? Koşarak kaçarım abi, hiçbir şey yapamazlar. Yani aynı mantıkla ilerlemesi gerekiyordu bence Bolu'nun. O yüzden defansif ürününe girmesi beni üzdü. Yani Graves, Vlad bu tarz şampiyonlar varken agresif oynayıp durmadan baskı yapabilirsin. Çünkü hem gankleri hem de kill potansiyelleri çok zayıf. Bunun farkında olup bence çok agresif oynamalıydı. Baksanıza abi 118 CS'e 158 CS oynamışım yani. Bence böyle olmalı. Bu kendimden örnek tabii ki. Kendisi de defansif oynayabilir. Hayır, iyilikle alakası yok. Sadece bu onun seçimi. Pasif oynamak onun seçimiydi bu oyun. Ya da bu matchup'ı çok iyi oynamadı. Ya da çok akali oynamıyordu. GBM onu akali aldırdı. Defansif oynamak istedi vesaire. Belli bir şey bekliyorlardır ve en iyisini de onlar biliyor tabii. Ayrıca bence Mercs botları almalıydı bu oyun. 28 saniye sonra tetiği çekmek zorundayız hissiyatına sahibim. Evet. Bilmem katılır mısınız? Evet. Ya Okyanus ejderi varken bir hamle yapmamak, 3. ejderi bedavadan bırakmak pek söz konusu olamaz gibi geliyor bana. Az önceki gibi yerlerde yani daha görüşümüzün olduğu, görüş kontrolümüzün olduğu açık yerlerde savaş yapmak bizi rahat ettirir. Yani şu anda ejder kısmında... Bu Drake için savaş istiyoruz. Shen Twitch'leri var. Asla yalnız gezmemeliyiz. Kakao 11 level. Tamam. Biraz under level kalmış Zaynot. Şurada 10 olur mu acaba? 10 olsa iyiymiş. Tactical biraz solo XP almış. CS'lerde eşitiz. Itemlarımız da güzel bu arada. Itemların herkesin itemi iyi. Şu an Snowflower'da item yok sadece bir tek. Rakan'da item var. O bir fark yaratır mı bilmiyorum. Burada nasıl oynanmalı? Rakan engage'den kaçabilir mi bizimkiler bilmiyorum. Yani Rakan engage'ledikten sonra Twitch'i bulup Wukong'la Akali'nin direkt Twitch'i yok etmesi lazım ki karşıda neredeyse hiç CC yok. Yapabilirler. Jungle tercihleri normal ya. Kontrol totemini aldık. Şimdi Broxa çalın içinde bekliyor. Bu arada Alametin gözde Broxa'nın çantasında orta koridor önceliğini almak adına her an kullanabilir onu. Hazır ejder de çıkmışken. O ward'u bulamamaları çok kötü ya. Bak abi bu mesela çok kötü ward. O şu ucu atınca gösteriyor onu. Abi bunları falan yapması lazım bu oyuncuların ya. Dünya şampiyonası. Evet. Çok güzel oynuyorlar burayı ya. Bunu bizimkilerin konuştuğuna eminim ama bu dakikada bunu beklemiyorlardır. Ya da bu şekilde burada. Şu ward sayesinde yapabiliyor bunu bu arada. Team Liquid. Yani bu oyuncular müthiş oynadığı için şu an bunu yapmıyor. Şu ward sayesinde abi. Şu ward'u temizlemedik diye ve bu ward yaklaşık 1.5 dakikadır burada. Baksanıza süresi bitmiş. 2 dakikadır. Çok güzel flash Zaynot'tan. Ama Snow verecek. Snow'da lag var galiba biraz. Snow chat met yapıyor burada büyük ihtimal. Baksana yürüyüşe bak. Q bile denemiyor. İstedikleri skoru çıkarttılar. Shen ultisi burada gerekli fark yarattı. Bir de alamet açıldı şu anda orta koridora. Alametin de açılmasıyla beraber. Buna cevap vermek zor ya. Savaşı ilk başlatman lazım abi buna cevap verebilmen için. W. Kahraman oyununa bakıyoruz. Orta koridorda alamet. Sal sal. Bunu salmaları lazım. Yapacak hiçbir şey yok. Orjc çok çok iyi oynuyor biliyorum. Acayip iyi oynuyor hem de. Aslında bu arada salmamaları iyi. Neden iyi? Rakiplerin ultileri yok.
İki ultileri yok gerçi de yine de denenebilir böyle bir durumda. Ama işte Nautilus çok uzak. Yok ya zor. Ne yapıyor abi Bololu? Bence Bololu çok heyecanlı. Attığı E falan çok kötü abi. Eski Akali kombosu bu ultisi stun atarken. Q item atması lazım ultiden sonra. Kötü oynamış Onur ya, şaşırdım. Demek ki bayağıdır Akali oynamıyor ama yine de Akali aldılar. Üzüldüm. Draftımızda problem yok arkadaşlar. Sadece Twitch vermeyebilirmişiz. Twitch'i bu kadar iyi kullandıklarını ben bilmiyordum. İzlemedim Team Liquid maçlarını. İhtiyaç duyduğu Ejder Vadi'ye inecek ve orada işimiz daha da zor olacak çünkü altında eşit olan bir savaş. Bilmiyorum. Ama... Ya böyle bir maçta Akali oynayacaksan dediğim gibi üstüne üstüne gitmen lazım rakibinin durmadan. Sylas çok fed oldu bu arada. Sylas şu an üf, çok güçlendi. Öbür wave'i de alacak hatta. Almayacak büyük ihtimalle. Evet. Ben olsam alırdım biliyorsunuz. Yayında hep bu yüzden ölüyorum. Aha gidip alıyor bak. Çerçevede oynamamız imkansız bu arada. Arkadaşlar Discord'da bu arada maç aralarında Pyke kodu dağıtıyoruz. Summertime verecek sizlere. Exhaust da çok kötü gelmiş Korcay'a. Ya bir tık elimizi kolumuzu bağladılar açıkçası. Shen tercihi özellikle can sıkıcı oldu. Shen değil de Twitch can sıkıyor bence ya. Ya biz de düşünebilirdik ama bu konuda hani Twitch'in üzerine gitmeyi belki tercih ettik. Hem yan koridorda ve uzun vadede belki bir şeyler yapabilirdik. Ama yani oyunun bu dönemlerinde görüş yokken rakibin yapabileceği bu tip oyunlara karşı verebileceğimiz çok fazla bir yanıt yok. Çünkü yani Zaytnot'un oynadığı şampiyon da hani şampiyon olmadığı için evet. Ya görünmez bir şekilde gelen iki tane şampiyon yani Shen artı Jin kadar leş bir AD carry'si yok. Güzel iyi durumda oğlum Jin öyle deme. Sylas'ı mesela mahveder Jin. 2-3 hit atsa. Ama bu da hasarını düşürüyor tabii ki. Pop-up reklamı kapar mısın? Ha, şu aşağıdaki mi diyorsun? Zoe ya da Vel'Koz oynasa daha çok iş yapardı bence. Katılıyorum. Ama burada Akali kötü pick değil. Oyun tarzı bence Bolu'nun Akali'ye uygun değil. Ama Bolu'ya uygun pick seçmek de tabii ki de koçun göreviydi bu arada. Ona da katılıyorum net bir şekilde. Hala bu arada oyun dönebilir. Ama Twitch Shen'e karşı cevap verebileceğimiz tek şey Akali ile Wukong'un bir anda ona girip yok edebilmesi diyeceğim. Rakan korur, Shen korur, ne bileyim egzoz atar falan. Zor yani. Çok kontrollü ve kazanma koşullarının etrafında bir oyun. Stoklardan kaçan bir çipa gördük. Dağıldı galiba bizimkiler ya. O neydi? Hakkını vermek gerekiyor. Evet evet rakip de temiz oynuyor bu arada. Scarlet haklı. Timnikit güzel oynuyor bu turnuvada. Çok ters açılardan takım savaşına katılıp rakibin dikkatini dağıtıp belki Twitch'in üzerine ya da Graves'in Sylas'ın üzerine çullanıp aradan bir kişiyi çıkarması olabilir. Ya demek istediğim şey mesela arkadaşlar yani şurada mesela görüşümüz olmayan bak dümdüz burada mesela burada değil de bu matchup'ta mid'de Akali'ye verin caps'i bu Sylas'ı ezer. Anladın mı? Öyle oynaması gerekiyordu Bolu'nun. Ya onun şıkı, onun dışında ya bu rune bilmiyorum çok tilt oldum ben bu rune'e ya. Daha fazla yorum yapmayacağım. Şu adamı bir kez daha geliyor. Yapacak hiçbir şey yok abi. Yani mid'deki farmı bırakıp Baron'la Vision alıyormuş numarası yaptı Team Liquid bu arada. Bakın. Kaka'nın hani kişisel yeteneklerini ortaya çıkarıp ekstra bir şeyler yapması lazım. Bizimkiler de durumun farkında bu arada. Zaynot'un momentlarından çok belli. Şeyleri çalması lazım. Ya da yani şu adam. Bu şey işte ya. Şu mancını almaya gelecek. Hadi dalalım abi. Herkes mid'de. Flash'ı da yok Zaytnot'un biliyorlar zaten. Yani buna verebilecekleri tek cevap oyunda geri düşmemeleriydi. Burada flash'ı yokken bu ölümü kabullenmekten başka uzaktan ultiyle farm alabilir ya da W ile alabilir. Ya da hep birlikte Lilia durmadan burada duracak. Çok zor bu oyun ya. Bu oyun çok zor abi. Zor zor. Bu oyun harbi zor. Bu dakikadan sonra imkanı yok. Kaderi takip edecek mi acaba? Rakan'dan da ulti geldi. Zor zor. Almayı başardılar. Bekliyor.
kullanamadan oradan. Yok ya, Bolu'nun kaçması lazım. Düşürülerek çıkıldı. Armut denememeleri lazım bunları falan. Skorun alması için yeterli olmayacak ama Team Liquid emin adımlarla namalip serisini sürdürmek. Diğer sub maçı yerin abi. Artık çok ekstra şeylere ihtiyacımız var. Evet. Sylas'la farm almak zor bu arada. Bu oyun yavaş geçtiği için o kadar yüksek. Yani kendimden biliyorum. Shen'i saldıkları an bitmedi ya, dediğim gibi. Early game'i oynama şekliyle alakalı da. Ya abi, rakibin de Team Liquid olduğunu unutmayın lütfen. Açık vermiyorlar arkadaşlar. Zor yani bu adamları yenmek. Kolay değil. Hani G2'yu falan getirsen de onlar da kolay yenemiyor bu adamları. Hadi G2 yenebilir. Biraz abartı oldu da. Fnatic getirsen mesela çok kolay yenemez onlar da Team Liquid'i, anladın mı? Güçlü takım. Abi Impact, Core, JJ, Broxah, Tactical yensen. Sonra Brezilya yendi. O birinciliğin verdiği rahatlıktan. Ona aldanmayın. Baron güçlendirmesinin de ekstra desteğiyle bu savaşı yapmak isteyeceklerdi. Çalının içinde bekliyoruz. Şimdi çipa geldi. Çok güzel deneme bu arada. Güzel bir trajedi geliyor. Hızlıca eritebilir miyiz acaba Broxa'yı orada? Pek öyle bir... Abi Bululu ne yapıyor ya? Bululu Akali E'lerini çok garip kullanıyor. Bak şimdi bir izleyin arkadaşlar. Bululu ulti E atıyor, tamam mı? Çok garip oynamış Akali. Ulti E atıyor. E atmaya gerek yok. Ulti ile W koyacaksın abi şuraya doğru. Bak şuraya doğru W koyacak. Item'i basacak. Q basacak. E'yi sakla yani. Adam uzağa kaçınca ulti ile de keseceksin. Baksana ultiyi falan faillemiş. Burada Broxan fıçrası diyordum bu arada. Sıçrası burada duruyor. Burada doluyor. Şu an yok. Bak şu an yoluk. Yok flaşı. Broxan flaşı doldu. Spamlarken doldu büyük ihtimal. Ama bu deneme çok güzeldi. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi be. Buraya nasıl gelmişiz oraya bir daha bakacağım. Bana kızmayın. Biliyorum kızıyorsunuz ama. Evet, bizimkiler mid wave'ini bırakmış. Şuraya pusuya gelmişler. Bolu da orada minyon kesiyor. Ekstra desteğiyle bu savaşı yapmak isteyeceklerdi. Çalının içinde bekliyoruz. Şimdi çipa geldi. Güzel bir trajedi geliyor. Hızlıca eritebilir miyiz acaba Broxa'yı orada? Pek öyle gözükmüyor. Broxa sıçrayı kullandı. Şimdi son perde açıldı. Çok güzel pusu bu arada. Tebrik etmek lazım. Oh. Mermiye flash atmış. Çok iyi. Çok iyi. Sylas'ı izlemedim hiç. Bir daha izleyeceğim. Akali ultisi çalmış Sylas. Impact geldi ya. Yok etti ya. Ya bizimkilerin hiçbir şey kalmamıştı abi. Her şeyimizi kullandık. Full HP ile Shen ve Sylas gelince de hiçbir şekilde cevap veremedik maalesef. Yapacak bir şey yok. Evet, bu ejderi alıyorlarsa kapatacağım. Zaten bitti galiba. Neyse, sonunda izleriz. Ultisi var. Burgaç'ı kullanabilir. Diğer taraftan yaz. Rakan geliyor. Rakan gelmeden şu savaşı bir yapsak keşke. Şimdi Burgaç kullanıldı. Çok fazla bir hasar vermeden. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aldık. Bravo Armut be. Armut oyuncu diyebilir miyiz? 3-0-1. Çabuk. Oo, güzel burst. Öldüler. Yani iyi. Hiç yoktan iyi bu arada. Güzel. Geciktirdik en azından 5 dakikada. Aha. Yani istediğimiz savaşı başlatmış olmamıza rağmen canlarını yakamadık. Bu arada burada Baron güçlendirmesi yok. Impact. Çok iyi. Hook. Ulti. Ulti yok. Sonunda be, sonunda be. Ulti E yapmadı. Akali çok geri. Daha ikinci item yok. Sylas dördüncü item'a başlayacak. İşte Akali de ikinci eşya bitirmek üzere. Gösterdi. Ama biz de az önce Snowflower'ın şimdi o totemi temizlerken bir ufak latife yapar mıyız onlara acaba? Mümkün olmadı. Snowflower'ın adamlar Baron'u bekleyecek galiba. Hop taktılar. Acaba mümkün olmadı. Snowflower'ın ekstraçası var. Ekstra çipa geliyor. Hop taktılar. Tutsa ölürdük bu arada bence. Net ölmüştük. Net daha doğrusu hiç tutmadı. Net ölmüştük bu arada. İyi ki tutmadı. Burada neden talih yüzümüze gülümsemedi? Net ediyoruz. Orada neden bak tutsa ölmüştük? İzle chat şimdi. Bak Snowflower girdi. Burada ortaya geldiler, tamam mı? Shen ulti attı. Shen burada ulti attığında Rakan E ile geliyor. Ulti basıyor. Hepsini sektiriyor. W ile kaldırıyor. Ölüyoruz. Twitch hepsini kesiyor. Yakındı. Nautilus'un Q'sun çıpası daha doğrusu hiç tutmaması evet, gereken yerlerden tutan bir yetenek. Burada neden talih yüzümüze gülümsemedi? R yok Shen'de. Var oğlum, görüyorum.
daha kritik. Armut iyi yerlere gelir mi? Gelmeli yani bu performansından sonra. Baron'un çıkmasına 1 dakika 40 saniye var. Öte yandan Okyanus Ejder'in çıkmasına da yaklaşık 2,5 dakika. Atakan Akçay 009 hoş geldin. Bugün 900 olacağız Elçet. Bu eşyalarda çok zor. Tam bir eşya fark var çünkü aralarında. Üst koridorda herhangi bir savunma vaktinde gelip kurabileceğiz gibi de gözükmüyor açık konuşmak gerekirse. Plencan oldukça azaldı. Bağışlar düşmüyor. Aboneler de düşmüyor. Bir saniye geliyorum arkadaşlar. Gözükmüyor açık konuşmak gerekirse. Plencan oldukça azaldı. Şimdi Korcay CTT'yi çekiyor. Kaka'nın başından... Burada Jin yoktu. Evet bir de Shen. Çok... Ya bu saatten sonra zor ya. Çok gerideyiz Gold'da. Silas zaten hayvan gibi Fett. Bir derin darbede Silas'tan ona doğru geliyor. Silas içeri doğru girecek. Zonya'sı var. Basmıyor daha. Geçmiş olsun. Güzel maçtı abi. Dediğim gibi yani mid lane'de agresif oynayarak ya böyle birazcık daha Fiesta yaparak kazanabilirdik. Neyse şu Drake fight'ını bir kez daha izleyelim. Hayır böcek. Böcek de değilmiş arkadaşlar. Kelebek. Elimle aldım çıkardım. Kelebek mi öldüreceğim bu yaşta? Of çok vuruyor abi. Çok vuruyor Silas. Geçmiş olsun. Bir şey soracağım. Lilia ultisi çalınca da aynı şekilde mi kullanabiliyor ultiyi? Yani birden fazla kişi atabiliyor mu ulti? Burada zaten fight kazanamazdık yani demiştim. Güzel. Bence draft okeydi. Sadece oyun tarzımız yanlıştı. Ama Team Liquid'e karşı Twitch vermemek lazım herhalde. Twitch çok sıkıntı. Twitch'i bu kadar iyi kullanan daha iyi bir takım yok şu an. En azından play'inde. O yüzden tebrikler Team Liquid. Geçmiş olsun Supermassive. Evet, orta koridor. Evet benim en merak ettiğim maç Allah'ın neyse aşağılamayacağım ama yani Avustralya'yı da kaybetme lan. Link açılmıyor. Ya Avustralya ligine de kaybetmezsin. Niye kaybetmezsin? Şu kadroya bir bak. Ha kod vereceğim. Bu arada arkadaşlar Discord'da tam şu an Icon Song kostümünün kodları dağıtılacak. Summertime dağıtıyor. 3 dakika içinde dağıtır. Discord'a gelin. Hatta bir 2 dakika bekleyeyim ben su falan içeyim. Üçüncü olmamız iyi mi oldu? Üçüncü olduğumuz için galiba şey Mad Lions'la maç yapıyoruz. Yarın Best of 5 değil mi? Evet. Bizim Legacy ile maç yapmamız lazımdı da denk getiremedik. Bunlara kaybetmeseydik LGD ile oynayacaktık. Abi önce Mad Lions ile oynayacağız. Mad Lions'ı geçmemiz lazım. Önümüzdeki rakibe bakmamız gerekiyor ilk. Es Batuhanes hoş geldin abi teşekkür ediyorum. Bu arada gözüküyor. Aha aboneler gözüküyor bir saniye. Şeyler de düşmüş. Titan X41 Prime ile gelmiş. Hoş geldin. Xat Ox Ot. Sat Sokt. Okuyamadım oğlum. Nasıl okuyacağım bunu? Mikadi gelmiş. Hoş geldin abi. Teşekkür ediyorum. Yıkık 3 lira yollamış. Abi birkaç gün önce ailemin gelinim diye sevdiği kız bugün sevgili yapmış. Çüşla. Geçmiş olsun abi. Edwin 3 lira yollamış. Koray Sup'ta Blue'nun olduğunu düşündüm. Bence Blue'nun olduğu senaryoda Sup birinci bitme ihtimali vardı. Sen ne düşünüyorsun? Yani kağıt üzerinde daha iyi olabilirdi ama sonuçta kimyasından tut her şey değişebilir abi bu olay. Sonuçta kakao keri. Aynı zamanda yanına bir keri daha verirsen Blue gibi. Ama büyük ihtimal Bolulu'dan daha iyi şampiyonlar oynayıp daha çok baskı yaratabilirdi diye düşünüyorum ben de. Ama önemli olan takım kimyası. League of Legends çok fazla takıma bağlardık. ST Power'ı okuduk mu? Prime ile gelmiş o da. Imagineer 5 lira yollamış. Sup Legacy 90+3 Kiev Karambolü bakabilirsen sevinirim reis demiş. Görmüştüm bunu size de göstereyim. Hatta izleriz şimdi ya spoiler olmasın. Raporsuz Deli 2. ayını kutlamış. Hoş geldin abi teşekkür ediyorum. Kaanlar kaç Kaanlar şu an? Twitch Rivals'ta. Çekilişi kanala atıyorlar. Çekiliş mi? Çekiliş kanalına atıyor kodları şu an Summertime Discord'da arkadaşlar. 0-3'ler mi? İyi. Bugün elenme şansları var mı? Yarınki turnuvaya kadar bu arada. Nasıl olacak?
Plan var mı? Yok galiba. Dördüncü rakibi Ocelot mu? Whirlip mi? Haha siktir. Ocelot mu oynayacak lan? Elo Ninja falan var. Onları yenerler bence. Rek'Sai'yi banlasınlar söyleyin. Elo Ninja'ya karşı. Mad Lions'ı demiyorum lan. Kaan'ları diyorum. Twitch Rivals'talar ya. Sen neden gitmedin mid olarak? Kimse çağırmadı beni. Ben gitsem bir sürü dolar kazandırırdım onlara bu arada. Şimdi... Ocelot. Evet. Kodları attıysak devam ediyorum. Kodlar düşmüş Discord arkadaşlar. Pyke kodları. Güle güle kullanın. Evet. Bence Supermassive'in en kolay rakiplerinden birisiydi Legacy. Yenildiğini biliyorum. Maçı izlemedim. Sadece bir sahneyi gördüm Twitter'da. Drake'deki fight oda. Renek Don bana lüzumsuz. Net katılıyorum Scarlett'e. Olulu'ya Azir banı gelmiş, Zoe banı gelmiş, Shen banı gelmiş, Twitch banlamışız. Güzel. Renekton yerine ne banlayabilirdik? 10 banlayabilirdik. Onun dışında karşıda ne oynuyorlar? Onu analiz edip onu başka bir şey banlayabilirlerdi. Enteresan bir tercih. Yani bence Entaj tutsaydı okey derdi. Onu durdurabilecek... 10 first pick. Ben 10 first pick... Carry bir şey beklerdim bu arada Armut'tan. Yani Vayne'den tut... Lucian'a kadar carry bir şey almasını beklerdim Armut'a. Nidalee geldi. Ya abi Nidalee Senna görmek istemiyoruz artık ya. Bu niye bu kompu yapıyor Supermassive ya? Lütfen Senna alma. Hah Wukong kaldı. Wukong okey galiba da bence Ornn daha işlevsel Wukong'dan. Wukong böyle çaresiz pikin kalmadığında alınacak pik ya. Oo, Set Lilia inanılmaz teamfightları inanılmaz güçlü oldu adamların şu an. Ve hızlılar yani. Ornn fight başlatsa şu an nasıl bir cevap verebiliriz? Ona ya şu an şunu düşünmeleri lazım. Adamlar üzerimize koştuğumuzda ne yapabiliriz? Janna alabilir, Braum alabilir. O tarz bir şey lazım. Syndra belki bir ihtimal. Kodlar sadece TR'de ya. Ben League of Legends partneriyim ya Türkiye'de, o yüzden TR veriyorlar. Dolayısıyla üzülüyorum. Üzülüyorum. Lulu gördükçe çok üzülüyorum. Orianna gibi bir şampiyon varken neden Lulu? Orianna abi, Orianna, Orianna, Orianna ya. Sezon 2'den beri metada hero. Abi şurada nasıl Orianna almaz? Bana bir mantıklı bir açıklama, bir kişi ya, bir kişi bana bir şey. Bir sebep söyler misiniz chat? Syndra, Orianna. Abi Orianna lan. Daha güçlü bir hero var mı? Daha safe. Utility. Aynı Ornn'un mid hali ya. Ornn'un mid hali hero. CC var, ulti var, teamfight var, ne bileyim. Her şey var abi hero'da. Assassin yapabiliyor, QW tek atabiliyor, shield var. Movement speed veriyor takım arkadaşına. Rakibi yavaş yatıyor, CC atıyor. Vision veriyor Q'su. Daha ne vereyim hero? Ne istiyorsunuz daha ya? Matchup kaybetmiyor. Bütün build'leri yapabiliyorsun. Gidip Lulu alıyorsun ya. Ne minyon kesebiliyor, ne wave'e tek atabiliyor. Sadece ulti basıyor. Zaten bu hero'yu support yapmak için her şeyi nerflediler mid'de. Neyse bu kadar sinirlenmeye gerek yok. Ben sadece takımın kazanmasını istediğim için bu kadar sinirleniyorum bu arada. Yoksa bana ne? Kulaklıklar güzelmiş bu arada ya. Keşke, keşke destek Lulu olsa. Allah kahretsin. Lulu'ya çalışmışlar diye bir şey yok. Lulu'ya niye çalışırsın ki anasını satayım? Bir de Nidalee'nin yanına alıyorlar ya. TF olsa şurada var ya üf. İnanamıyorum ya. TF neden üfüm bu arada? Ne bileyim sete stun atacak ya da ne bileyim sete stun atmak zor. Ezreal'ı Klans'a forcelayacak. Lilia'ya stun atacak, Nidalee Q ile hemen kesecek vesaire. O kadar çok olanak sağlayacak ki. Bolulu ve Tleif. Oh wait. Kırmızı kart seçebilir. Felios'un ellerinde skor imkanımız olan bir yer. Üst koridordaki öncelik hakkında hiçbir fikrim yok. Sizden yorum rica edeceğim. Orianna Syndra açık. Evet. Ya ben üçüncü opsiyon olarak TF'i sundum zaten.
kırılgan. Pardon, çok ileri gittim. Niye bu kadar ileri gittim bilmiyorum. Adamlar Blind Ezreal aldı, biz Aphelios'la cevap verdik değil mi? Evet. Yo, biz Blind Aphelios aldık. Bilmiyorum, çok kötü draft. 10 patch öncesini oynadık. Ne oluyor? Fiziksel hasar. Ben hiç sevmedim bu draftı. Bar trash banlamak okey. Rakip oynuyorsa banlayabilirsin. Ne diyorsunuz? Bugün kaybedilen maçların hatası draft hatası. Ya Team Liquid maçı çok da draft hatası değil ya. Bilmiyorum. Ama bu draft gördüğüm en kötü draftlardan birisi. Geliyorum. Ornn fiziksel hasar vuran büyüleri var. QSS'i fiziksel vuruyor ama yine de genel olarak büyü hasarı vuran bir şampiyon olduğu için Wukong birazcık kırılgan haliyle zorlanabilir koridorda ama bir yerden sonra zaten çok rahat ediyorsunuz. Koridoru rahat temizliyorsunuz. Hasarınız artıyor vesaire. Ornn'un baş etmesi kolay olmuyor. Johnny, senin seçim yasaklamalarla ilgili çıkardığın en büyük nokta nedir? Erken aşamada yine orta koridor baskısı yiyeceğiz muhtemelen. Set orta koridorda yine baskın hazırlayabilir ormancısına. Ormancının baskın hazırlamasına gerek yok. O yüzden Bolu'nun özellikle ilk 10 dakika etrafında çok dikkatli oynaması gerekiyor. Çünkü setin ortası olduğu sürece her an kafanızı atlayıp ormancıyı oraya vardıysa sizi çok kötü pozisyona sokabilir. Eğer o dönemi geçebilirsek aşağı koridorda çok büyük baskı göreceğimizi düşünmüyorum. Evet. Yani karma var. Evet ama her şey önceki iki maçı göte balı almadık abi. Gerçi orada da draft çok kötüydü. INTZ çok kötü bir takım olduğu için kazandık. Mad Lions'ı çok çok iyi oynadıkları için Armut solo carry attı. Bence o yüzden bu konuda hemfikiriz. Legacy karşısında kazanabilecek bir kadroya sahibiz. Oyunumuz iyi. Her şeye dikkat etmemiz lazım ama. Tek bir maç. Bu maçta kazanılacak bir galibiyet. INTZ TL nasıl yani? Team Liquid birinciyi garantilediği için trolledi bence. Evet, let's go. Let's go. Jungle'lar bakalım nereden ne. Doran'la başlamış. Air ile oynuyor Lulu. Adamlar invade'e geldi. Biz biliyor muyuz bunu? Yakalayabiliyor. Surat dağıtan mıydı? Biliyoruz. Pingliyor bizimkiler. Yolcularımıza Lekom gittiğini de gördük Kaka. Ormanda yalnız Lilia'yı yakalama imkanı. Avantajı kullanamaz. Lan uyuyor mu? Ha tamam. Bir an gözleri böyle sandım çocuğun da. O zaman şunu sorayım. Tam az önce ya. Bir daha de. Eski bir logo mu bilmiyorum ama ben yok, benim yeni logo değil. Dikkatimi çekti. Açıklandı. Hep taşmaya sıçrınızı alırım dedi. Round 2 gelecek mi geldi? Ne oldu lan, bir dakika. Biz izlemiyorken alt koridora bir baskı yapmaya karar vermiş oradaki okyanus. Güzel gank. Ama Nidalee çok vakit kaybediyor. Eğer bu flashları değerlendirebilsek çok çok iyi ama değerlendiremezsek FF. Nidalee bu kadar vakit kaybetmemeli bence orman dışında. Aha. Yapma yapma, deneme onu ya. Lilia attı oradaki mızrağı. Güzel bir oyun geldi Kakao'dan. Bir birebir içerisinde Babus'le. Şimdi oradan çıkıyor. Kırmızısında çalışıyor. Güzel. Ignatius geldi abi. Snow hemen geldi. Aferin Snow. Babip'ten de güzel bir oyun geliyor. Babip'ten de güzel bir oyun. Bolulu Ward'dan görüyor mu onu acaba? Babip'ten de güzel bir oyun geliyor. Ward'dan görüyorsa onu gitsin vursun biraz. Aynen. Aha. Bolulu'dan da güzel bir hamleyi. Büyük olanı çaldı yalnız şimdi. Evet, Lulu izliyoruz. Lulu. Çok iyi çar. Adam nerede öldü gördünüz mü? Nasıl bir sopaymış kardeşim, maşallah. ASD, BSD, ASD 4. oyunu kutlamış. Hoş geldin. TR 1 ile abone hem de. Blue'yu almaya gider mi Kakao? Yok, o kadar derine inmeyecek galiba. Tam olarak bunun peşinde. Evet. Çünkü mid push'umuz yok. Oraya inmemesi mantıklı gayet. Mid lane'de CS'leri alırsak kralız. Bulduğu yerde keser. Mavi güçlendirmesine anca alabiliyor. 4. dakikanın içindeyiz. Bitmek üzere. Minyon sayısında 4 minyon gerisinde Kakao'nun ama Kakao'nun bu süreçte bir de alt koridorda çifte sihirdar büyüsü aldığını hatırlatmak gerekiyor. Fena bir başlangıç olmadı. 2 yampiri de aldık. Bahsetmiştin Johnny. 2 yampiri aldı, karşı golemi alıyor bir de. Nidalee güzel başladı bir anda. Bir seyahat süresi var.
Güzel bir base atarsa tatlı olur. Şu bottaki flashların olma işini kullanabilecek miyiz acaba? Onu merak ediyorum ben. Bir ara lane'i freezeleyip bota gank atması lazım liderinin. Bizimkilerin lane'i setuplaması lazım. Yaptı git gelden hareketli ama şimdi oraya girdi. Bir girdi. Evet evet temizlemeyeceğim. Güzel dondurmuş gibi gözüküyordu. Biz de yani ama kahve falı bakar gibiyiz şu anda. Minimap'ten okumaya çalışıyoruz konuyu. Gidecek hatta. Wukong, bu Wukong Q mu fullüyor E mi fullüyor arkadaşlar? Yeni Wukong hiç bilmiyorum. İstediği bir yerde incelterek. Şimdi Armut bunu engellemek istiyor. Tapunun evet orayı dondurmasını engellemeye çalışıyor. Ama engelledi evet ama engelledi. Ama o da zaten dondurmak gibi bir derdi yok. Haritada görev varken bu arada şimdi çok konuşulan bir konu. Yani dondur dondur çok iyi çok iyi oluyor dondurunca falan ama haritada görev varken bazen bu ters tepebiliyor. Evet. Bak bak Lilia'ya bak son saniyeye kadar bekliyor bizim kuşları almak için. Bilmiyorum ya Lulu Piki çok korkunç bir şey. İyi adamlara baskı kuruyoruz botta. Drake'i alıyoruz bu sayede. Flash'ları almanın minik bir avantajı bu da. Yine de bota flash'lar yani flash'ları gelmeden adamların bir şeyler deneme bir şeyler setuplamamız lazımdı. Nautilus'ta flash var çünkü. Flash basic atak atsa Karma'ya ne yapabilirdi ki? Senenin ne zaman devreye gireceğini asla bilemezsiniz. İki eşya. İki eşyayı aldıktan sonra doğru bir savaş. Tıktan sonra ya yetişmiş zaten. Evet. İsabet ederse saldırı hızı düşürüyor. Böyle içinde her şey olan bir garip bir büyüdü yani. Evet Herald geliyor. Bizimkiler yine sıvabı koydu. Rakip de sıvabı koydu. Raze bu arada Kakao'yu gördü. Kakao da sıkıntı yok. Hem Karma'dan hem de Ezreal'dan hasar aldı ama can erik. Yani bu fight'ı nasıl kazanabiliriz ki? Lulu şu an hiçbir işe yaramıyor abi. Tapunla Babip de geliyor. Ya bir seti düşünüyorum Bilulu'nun şu fight'ta yapabileceği işleri olarak. Alt koridorda devam ediyor. Alt koridor mu? Aa bu çok iyi. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Burada çok özgür. Şimdi artık tetiği çekmek zorunda. Oha oğlum kuleyi eritiyor lan Wukong. Bu ne? Klonu kaç vuruyor? Aynı mı vuruyor? Bence salın abi. Pozisyonumuz çok kötü. Vision'ımız falan da yok. Sal abi. Sal sal sal. Bunu salmaları lazım. Ya nasıl girebilirler ki bizimkiler şu an? Ornn çok iyi fight başlattı bu arada. Bir şey diyeyim mi? Neden çok iyi? Tam Wukong TP bastığında geliyor abi adamlar. Yani ulti attığında tam Wukong... Yani bizimkiler burada fight'ı başlatıp Wukong'la birlikte sıkıştırma... Tam öyle bir plan yapıyordu sıkıştırma planı. Ama öyle bir yerde fight başlattı ki dönecekler buraya. Şimdi ocağın çağrısı geldi. İçeri girdi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi uyutuldu Lilia tarafına tapu. Evet bizimkiler yetişemeden burayı öldürdüler bak. Bu çok iyi bir taktiktir. Biraz kumardır bu ama bunlar kaçabilir. Bizimkiler gelmeden şu öbür ikili tap ve midimiz gelmeden buraya saldırıp öldürmek bu ikiliyi boşa çıkarıyor. Orada düştüğünü görüyoruz. Snowflower'ın bu arada bir şey diyeceğim. Seti göre göre neden Zaytnot Aphelius alıyor? Bence Blue neden almamaları gerektiğini söylemişti onlara. Hiç iyi bir sekans olmadı evet, bizim evet. için. Arka arkaya yaşananlar. Abi hiç savaşa giremedi bile. Arkaya TP yaptı. 3'e 5'e oynamamız lazım. Terli, çok ters tekanarsak ben... Hayır direkt yok ediyor abi set şeyi. Aphelius'un. Hadi Armut'u vur! Vurdu yine! Vurdu! İyileştirmeler geliyor Kakao'dan ama Kakao'nun oradan çıkma vakti geldi. Q kaçtı Ezreal'dan. Şimdi Tally bu arada. Var mı Balyoz gibi sahte ama aa şimdi attı. Ama şimdi aldık, yine aldık, aldık, aldık. Vur! Ah be! Olmaz. Soklar geri geldi. Karma. Bence burayı salacaktık. Wukong solda XP kalacaktı botta. Bence Word abi yani Herald verebilirsin tamam. Kötü bir şey ama pozisyonun kötüyse vermek zorundasın. En azından ben öyle hissediyorum. Tabi pozisyonun o an kötü olduğuna karar vermek de çok zor. Bu arada çok şanslılar ya. Hep bir canla kaçmışlar. Bu Kong'un ölmemesi peki? Evet sopanın uzunluğu yine işe yaradı. Feli de burada çok az bir canla. Baksana bu adam ikisini birden dakikalardır tutuyor bu arada. W değdirse öldürüyormuş. Abi şaka gibi ya o da ölmedi. Biraz da anlaki olmuş. Bolulu Armut'u takip edemedi çünkü çok fazla CC atıyor abi set. Geçirmemiştir büyük ihtimal. Orayı izleyemedik ama. Çağırma kötü enerjiyi çağırma. İyi Drake'i aldık. Oha ne oluyor? İstanbul'a bir selam geldi. Hadi bakalım. Değil mi? Onun için aldık. Tabii tabii. Buradan çıkıyoruz yalnız Tally'nin buradan çıkmamızı hakkında söyleyecekleri olabilir. İçeri doğru girdi hocam çağrısı da geliyor. Snowflower'ı bıraktık. Arkadan bu arada ulti geldi Gravitum'la. Tamam ölebilir problem değil. Yani burada bir kill vermek ama Ezreal'la vermişiz. Aslında
ultisini kesmek pahasına canını verince arkada Zaytnot tek başına. Ezreal çok fed ya. Wukong Ezreal'ı öldüremiyor çok armor aldığı için. Herhangi bir cevabımız yok Ezreal'a. Bir anda herkes çok ki ya momentum da kesinlikle onların tarafı. Dağılmaya başladı. Ezreal'ın gelmiş olduğu hal birazcık korkutuyor. Mana verenin yüklerini doldurmayı sürdürüyor. Kaka bu arada çalıya girdi. Bu savaşı başlatması gereken Snowflower ama sıçrası yok. Şimdi Aizen üstüne doğru geleceğiz. Kakao alt koridor ziyaretinden bir sıçra dağılmayı başardı. Lily de bu arada yukarıda. Tal de oraya yaklaşıyor. Dolayısıyla oyuncularımız... Yani bu önümüzdeki yaklaşık bir... Hem Zaytnot hem Snowflower'ı taradı. İki barikat alacaklar oradan. Kuleyi alabilecekler mi? Kuley değil ama bir tane... Lulu'yu TP ile de oynamamalı bence. Ne diyorsunuz? Bir saniye. Bir tane daha barikat. Hayır, direkt Lulu oynamamalı zaten. Onunla kesin karar kıldık abi hep birlikte. Yok denemedi. Snowflower, Hexx Stray ile beraber şöyle bir ileri doğru açıldı ama sonrası gelmiyor. 14. ejderha sakin. Bakın bak. Çok geriyiz şu an mesela, yani sadece hero'ları önde adamların, anladın mı? Şu an Ornn kim ne yapabilir mesela? Bir baksanıza, şöyle bir düşünsene, şu Ornn kim ne yapabilir şu an? Ezreal 3. item'ı aldığında bitecek oyun zaten, ya da Muramana'yı açsa yeter. Abi koç olmak da zor arkadaşlar, o an kötü olduğunu anlamıyorsun draft'ın. Anlaman için yani birazcık tecrübeli olman lazım. Gerçi Paddes yeterince tecrübeli de draft'ı kim yapıyor bilmiyorum. Yani ona ulaşmayı başarabilir bir şekilde. Bilmiyorum. Ben mesela asla Lulu oynatmazdım ya. Lulu ne ya? Vurma şansı bulsa bile vereceği hasar Ezreal'ın 3'te 1'i falan. Evet. Yani bir tarafta buzdoğanı ve mana vereni bitmiş bir Ezreal varken bizim tarafta daha eşya bitiremedik. Ya yani bunun sebebi bu arada Zaytnot'un oyunu kötü ya da eksik oynamasından ziyade şampiyon ve eşya öncelik farkları. Ortalarında da ya orta koridorlarında da set vardı zaten. Bir de vurabileceği en... Lulu hasarı yok. Wave clear'ıyor. Hiçbir şey yok abi Lulu'nun. Sadece kalkan ve ultisi var Lulu'nun. Bir de W attack speed veriyor. Yani başka Lulu'yu başka bir şey olarak düşünmeyin artık. Eskiden milleti kesebiliyordu. Lich Bane'i alıyordun, Rabadon alıyordun. Kolay değil ama şöyle güzel bir durum var. İki ejder aldığımız için oyun sonuna oyun sonunu bekleyebiliriz. Evet. Oyun sonunu bekleme lüksümüz var. Aphelios'u bekleyebiliyoruz. Yani. Yo, asla Ornn'u kesemeyeceğiz ki. Aphelios isterse 20 item olsun. O Ornn'u kesemez. Ki tankları eritebilsin. Abi fight bilmiyorum. Yani mesela şu an kime en geç yapsak kazanırız? Öyle bir opsiyonumuz yok oyunda, anlıyor musunuz? Yani Nautilus Ezreal'a ulti attı, Wukong ona saldırdı vesaire, dashledi, karma shield attı, exhaust basıldı vesaire, bitti fight. Damage'i bitti süper mesela. Zor. Armut akıllı bu arada. Trinity yeni direkt Black River almış. Karşının armor spamlayacağını düşünerek. Aferin Armut, yine bir şeyler başardın. Aynı fikirde. Üçüncü ejderde. Dezavantajlı olduğumuz evet. için bırakmayı gerek tercih yok. Ettiler. Zaten burada iki ejderlik bir ufak tampon bölge yaratmıştık kendimizi okyanus ruhuyla arasında. Neyse. Gel, oha. Fight mi yaptık cidden ya? Raze'den bu arada agresif oyun. Bunu bir cezalandırabilsek keşke ama. Güzel. Snowflower her seferinde durduruyor. Bak set nasıl Aphelios'u zonluyor. Aphelios ya bütün yatırımı yaptığımız Aphelios. Gerçi Wukong da var ya yatırım yapabileceğimiz. Ve daha fazla bekleme süresi kullananlar onlar oldu. Şimdi buraya oynayabiliriz belki de. Armut'un canı azar da olsa yenileniyor. Lille'den gelen ulti Bolu'ya isabet etti. Zaytnot savaşa katıldı. Şimdi Burgaç geliyor. Bu sefer bitkinin... Güzel girmiş ama takip edebilen kimse yok. Takip edebilecek hero yok abi ya. Lulu ne ya? Şurada bir Orianna olduğunu düşünsenize, sinirlendim yine. Oğlum Kaka ne yapıyor? Zaytnot savaşa katıldı. Şimdi Burgaç geliyor. Bu sefer bitkinlik gelmedi. Yaz arkada Armut düşmedi. Hayır, o bir kullanmış. Bir skor alabilsek şuradan ama hala çıkma skor artık mı? Düşmedi. Armut'un başlarda Armut da bir vahşi büyümeyle hayatta kaldı. Bak bu pik niye kötü biliyor musunuz? Mesela Nidalee de öne geçemeyince çok güçlü bir hero değil. Nidalee ile Lulu'yu bir izleyebilir miyiz yavaştan? Ya bu iki hero neden bir arada olmamalı arkadaşlar? 3'e 5 hatta 2'ye 5 dövüşüyor süpermesi. Bak. Bu iki hero neden bir arada oynanmamalı abi? Fight'ta izliyoruz şimdi. Nidalee Q attı. Hop 200 damage.
Lulu izliyorum. Armuta shield veriyor. Nidalee ile Lulu'ya bakıyoruz sadece bu arada. Lulu birazcık geride duruyor. Nidalee Q atıyor. Kaçıyor. Lulu bakıyorum Lulu'ya. Kendisine W bastı. Nidalee Q atıyor. Armuta E bastı Lulu. Armuta ulti bastı Lulu. Nidalee hiçbir şey yapmadı. Nidalee bir Q daha attı mı? Ha, atıyor. Lulu hiç bir hit bile vurmadı Lulu henüz. Q atmıştır arada, görmedim. Eriye tıkladı. Evet, Lulu ile Nidalee neden bir arada oynanmamalı arkadaşlar? Nidalee 3 Q attı, 200 damage. Lulu E attı, ulti attı. Kendisine W bastı. Bir tane de Q atmıştır diye düşünüyorum. Hadi ondan da bir 200 damage. En basit örneği abi. Işın anla geri dönecek, hızlı olmak lazım burada. Hızlı yapabilirsek güzel olur ama hiç yetince hızlı bitirmemiz olmuyor lazım. Şu anda. Bitirmek bitir. Kaka evet kaka güzel. Abi yalnız bu takım savaşı tehlikeli olabilir birazcık. Ulti geldi Aphelios. Çıkmamız gerekiyor. Kendin başı dertteydi. Soflavr ön taraflarda. Canımız çok, çok kötü yerdeyiz. Çok kötü yerdeyiz. Bu şekilde Bobby içeri doğru toplar atmaya devam ediyor. Çok kötü yerde sıkıştık dediğin gibi Johnny. Ne yapacağız acaba? Armut oraya doğru yaklaşmaya çalışıyor. Ayrıca bu arada Armut'u sersemletemedik. Çıktı oradan. Dürtme şansı daha fazla olan onlar. Papara süpürmesinin buradan çıkması lazım ama bu kadar yerde kaldık ki. Hasar vermeye devam edin, bekleme süreleri aldık. Ya bırakın. Bir şeye bakacağım. Okey. Bu ne ya? Hasar vermeye devam edin. Yok, buralıyız ya. Ya bırakın. Manamız yok abi. Ya yeter ya. Açın yolu. Tamam abi. Işınlar geliyor. Oo, çok güzel ulti bu arada Lulu'dan. Evet işte bu ana ayrısı. Ama oo, setin E'si bitirdi ya. Gerçi daha öncesinde de bitti de. Ezreal double. Ezreal triple atmasın lütfen. Ezreal ölmüş chat. Oo. Bolulu niye girdin oraya? Vur sopayı. Sonunda vurdu. Çıktı, çıktı, çıktı. Yaptı. Çıktı. Klonu da bıraktı arkaya. Ya bizi orada niye tutuyorlar? Bizi hayatımdan 3 yıl gitti Rekardur. Ya adam bizi dövdü. Ama bizi çaldı, ejderle dövdü. Yatırdı ya. Total. Armut'u çıkarmış. Şüpheliler kızından. Oy. Allah yaşlandım ya. Ya olağan şüpheliler gibi dizdiler duvara bakıyorlar be ya. Ulti çok iyi Lulu'dan. Vahşi büyüm o kadar güzel gelmiş ki. Evet tamam. Bolulu'dan. Abi Ornn'la Ezreal'ın pozisyonu çok güzel ya. Zaynot'u yok etmişler. Evet, tamam. Ornn zaten neredeyse solo kill atıyor. Yani yazık hakikaten. Bolulu'nun manası yok. Kimsenin manası yok. Hiçbir kaynağımız yok. Bir şekilde buradan Armut'u çıkarmışız ya. Vallahi 3 skor çıkardık Armut'u yani. Armut'u geri gönderip geri getirdik ya orada. Yoksa çok fenaydı. Çok fenaydı Scarlet. Ya bu arada Armut da burada yüksek katlayamıyoruz dedi ki. Yani evet. Daha da berbat kısmı ya ama. Ya daha kötüsü ne biliyor musun? Orada o pozisyondan çıkamasak adamlar Britain'ın gitti. Sadece 3 dakika sonra çok ciddi bir kazanma koşuluna sahip olacağız. Ya yani Okyanus ruhunu çok iyi kullanabilen bir Wukong ve Afa. Lulu neden o item'ı aldı sizce? Bu ruh çok değerli, çok kıymetli bir. Bilmiyorum ya. Öf. Tek kerimiz değil gerçi. Hasar zaten yok. Temizlemek çok zor. Yok abi, FF bu el ya. O yani dedim öldü. Ezreal'a hiçbir şey dokunamaz artık. Hiç, sıfır. Talid'den aldığı katkı şu an için çok daha fazla olduğu için bu baskıları hiç korkmadan kurmayı başarıyorlar. Kurmacılarda isabet dalgası gelir mi? Ocağın çağrısı geliyor, ulti gelecek. Ya ona da atmazsınız bu kadar şeyi ya. Ne yapıyorsunuz? Yani tekrardan hatırlatalım mı? Bu karşılaşmayı kaybeder. Demiştim. Oynadı yani. Şu an öne geçmiş bir Ezreal'ın yapabileceklerini görüyoruz. Ben bu maçı izlemedim bu arada ama demiştim. Sadece o deminki direkt pozisyonu izlemiştim. Lazım. Bu halde Legacy grup ikinciliği. Yani Lulu ile Nidalee asla ulaşamayacak Ezreal'a. Şu an Ezreal dash atsa bile ölmez orada. Dedim öldü anasını satayım. Çıkabilirsek güzel. Bolu'yu oraya çarptı. Artık klonuyla beraber Bolu düşecek mi orada? Vahşi büyüme. FFFF dağılmış. Bizimkiler de dağılmış. Bu elf sağlam FF. Bitince uzan. 22. dakikadayız. Abi bu arada çekiliş olarak yapıyoruz arkadaşlar kodları artık. Discord'da pay kodları veriliyor arkadaşlar. Çekiliş olarak yapıyoruz. Hangi kanalda Ozan? Göre. Yok, biz dediğimiz bu üçlünün suçu. Raze'de biz o kadar oyunuyla ilgili yorumlar yaptık. Başımıza bu geliyor şimdi. Çekiliş kanalında çekilişle birlikte pay kodları veriliyor TR'de. Buyurun katılın. Şimdi çok tehlikeli bir son kostüm var ya Pyke'ın. Bir şey ops. Güçlenmesini istiyoruz ama Aphelios güçlü. Say ops. En azından 8-9 dakika ihtiyacımız var.
bu maçın bitebileceği bir 8-9 dakikalık pencere. Yok yok, bu maç kazanma şansımız 0-0 eksi yani. Hamle deneyeceği belliydi. Okyanus ruhu geliyor ama baron güçlendirmeli. Ezreal yerine başka bir şampiyon olsaydı armor kasamayan hala Wukong taşıyabilir derdim de şu an Wukong gıdıklar yani o Ezreal'ı. Yok girmedi. Taşıyor. Bize o Zaytun tutulacak mı? Kullanmamayı tercih etti ama inanılmaz da fırlanıyor sürekli. Zaytun'a bir kez daha isabet etti. İyileştirme Kakao'dan geliyor neyse ki yani Nidalee'nin varlığı burada tabii anlam kazanıyor. Talibaka şimdi arkadan gelecek. Oo, çok iyi geldi adam. Çelim o kadar iyi yerden geldi ki set. Uf. E'ye falan bak. Oğlum ne yapıyor bu set? Set yok etti ya. Set yok etti. Geçmiş olsun. Ya direkt draft'tan luz bu maç. Ya bizim Avustralya'yı yok etmemiz lazım bu kadroyla. Gayet inanılır şu an. Baksana adam çağının ötesinde aşmış gitmiş. 24. dakika. İnanılmaz kötü draft'tı. Ya Liquid maçındaki draft'ı ben sevdim bu arada. Güzeldi. Twitch bize sıkıntı yarattı. 12-1-8 olur Ace. Ama bu maçın draft'ı kabul edilemez kötülükte. Yani şu üst koridor şampiyonunu niye bıraktık gerçekten anlamıyorum. Çünkü bir tane ocağın çağrısını engelledi. Bırakmayla alakası yok abi ya. Hayvan gibi duz bu. Feda ediyor, onu diyeyim. Yani 1-6-3 oynuyorsun Oflower. Ölümlerinin çok büyük bir kısmı sadece onun. Kendileri sattı alamette. Fark etmez. Eşit gitse de bu oyun kazanamayız. Ezriyorken kesmek adına geçecek. Hero'ların yetersizliğinden hep o fight'ların kötülüğü. Aha. Oha ya. Armut yine yakalamış. Exhaust. Oh, Karma Shield. Aa, öldü lan. Şaşırdım bu arada ölmesine. Armut. Armut Wukong One Trick Pony oldu bu arada ya. Böyle bir şey yok. Bitti ya. Geçmiş olsun. Güzel maçtı ama. Ya hiç güzel maç değildi bu arada. Yalan söylemeyeceğim. Bok gibi draft. Bu draftla hiçbir yere varamayız.